Evet, yeni telefonum geldiğine göre bugün ilk vlogumuzu çekebiliriz. Amerika'dayız. Amerika'ya geleli yaklaşık bir 3-4 gün oldu. Daha Los Angeles'ta geçireceğimiz bir 12-13 günümüz daha var. Belki 10 gün falan. Yola koyulalım o zaman. Bugün buranın en güzel pazarına gideceğiz. Yerel pazar, yerlilerin bulunduğu delirmiş bir pazar. Nasıl bir pazar olduğunu şimdi hep beraber görelim. Pazarımıza doğru yola koyulduk ve keyfimiz çok yerinde çünkü hava çok güzel. Arabanın üstünü de açabildik. En çok benim keyfim yerinde çünkü bugün aşkımın doğum günü. Aşkımla buranın en güzel pazarlarından bir tanesine gideceğiz ve alışveriş yapacağız. Evet, şimdi pazarımıza geldik. Sizi de pazarına getirdim arkadaşlar. Evet Zeynep, ne zamandır burada yaşıyorsun? 2 yıldır yıldır burada yaşıyor ve bizi lokal bit pazarına getirdi. Bit sosyete pazarı. Şimdi çok kalabalık olduğundan dolayı arabayı bir tık uzak yere park ettik. Buradan biraz yürüyeceğiz ama muhteşem bir yere geldik. Çünkü önünden geçtik, bayağı keyifli görünüyordu. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Nasıl bir yere geldiğimizi deli merak ediyorum. Az sonra hep beraberiz. Evet, şu an pazarın girişine geldik. Pazar böyle bir pazar. Nakit ödemeler buradan. 20 doların üstünde kabul etmiyorlarmış. Yani pazarımız 5 dolar. Şu an pazarın içine girdik. Pazar inanılmaz büyük bir pazar ve her şeyin bulunduğu bir pazar. Eski okulunun bahçesi. En eski lisesi. En eski lisenin bahçesiymiş arkadaşlar. Lale baksana şu sağdaki ne kadar güzel örtü. En sağdaki. Direkt odaya duvara asmalık. Evet. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar. Legends never die. Babayı her yerde görebiliyoruz. Evet Lalişçim. Pazara geldik. Mutlu musun? Evet, çok güzel her şey. Nasıl? Beğenebiliyor musun bir şeyler? Yani ben birazcık dolar bazında baktığım için zor beğeniyorum. Yani benim için böyle hayatımın parçası olması lazım, anlamış ama. Neyse, ilişkide birinin daha sunumlu olması lazım. Yani Berkan çünkü gördüğü her şey böyle. Aa, 30 dolar çok iyi fiyat dediği için. Evet, eski kasetlerin plakların olduğu bir yere geldik. Muhteşem plaklar var. Birçoğu eski. Biz de plakta müzik dinlemeyi sevdiğimiz için şimdi muhtemelen birkaç plak bakacağız buraya. Biliyor musun Julio Iglesias? Hayır, sen çok Julio La Iglesias. Evet, girdiğimiz plakçıdan Michael Jackson'ın eski bir plağını aldık. Whitney Houston'ın yine eski bir plağını aldık. Ölmeden önce çok ablam güzelmiş. Söylemiş. Ve Elvis'in bizde bir tane plağı var. Burada çok fazla plağı vardı ama şu volüm 2'yi görünce lale ezdik, hemen alalım. Dayanamadı. Şimdi çok tatlı bir yere geldik. Burada da böyle eski Formula 1 pilotlarının ceketleri var. Harbiden hepsi birbirinden inanılmaz. Ya bunların böyle 100 dolara, 80 dolara olan. Şu M&M'li güzel, göstersen siyah M&M. Hangisi, bu mu? Evet, bu çok güzel. Evet, 350 dolar. Çarpı 8 yapmayın arkadaşlar. İçeri girdiğimiz andan itibaren başımız döndü. Gerçekten çok güzel, çok keyifli şeyler var. Ama size etrafı birazcık göstermek isterim. Bu tarz mesela Amerikan kemerleri var, kovboy kemerleri. Biraz daha yanaşayım şu şekilde. Tablolar var, bu tarz tablolar var. Plaklar yine gördüğünüz gibi her yerdeler. Evet aşkım, hala sana bir şey bulamadık. Ne tarz bir şey bulacağız sence? Ne hissediyorsun? Onun için gerçekten çok fazla giyeceğim bir şey olması lazım. Evet, şimdi bu okulun herhalde girişi gibi okul bahçesinin girişindeyiz. Burası gerçekten bayağı büyük bir yer. Etrafta inanılmaz güzel. Özellikle şu ceketlere bittim. Sadece uygun fiyatlı olanını bulamadım yani. 350-400 dolar çok fazla. Üstündeki şeyi çok beğendi. Pazarlık yapmaya çalışıyor. Üşüşecek beni. Aşkım 80 olmaz, 100 de 100. 100. Vallahi yapmıyor adam indirim. Yapmaz dedik ama. 5 dolar indirim yaptı, 120 diyor. Ama yapmaz. Ay ben bitmişim ya. Bitmişim. Ben gerçekten bir teyzeyim. Bir teyzeyim ben. Hiçbir şey almıyorum. Her şeyin fiyatına bakıyorum. Diyorum ki bir de böyle yapıyor. Ay ikisi 10 dolar olsa alırdın da değil. Ne yapayım, parayı şey yoldan buluyoruz arkadaşlar. 8'le çarpıyoruz. Evet, şimdi ön tarafı bu şekilde. Bu mont için az önce pazarlık yaptım. 135'ten 80 dedim, hayır dedi. 90 dedim, hayır dedi. 100 dedik, hayır dedi. 120'ye anlaştık. Çünkü montun arkası da çok güzel. Bir de çift taraflı mont, göster bakayım. 90 yılında Celtic'in şampiyonlarda olduğu zamandaki klasik takımından birinin montuymuş.
Göster bakayım. Evet ama hakikaten çok çok cool, çok güzel. Evet. Teşekkürler. Buraya açıkçası ben biraz böyle Feriköy Antika Pazarı'na benzettim. Gerçekten çok kalabalık ve her türden şey var. Genelde hep ikinci el vintage ama daha az kullanılmış, daha az yıpranmış. Bazıları çok yıpranmışları da var ama fiyat... Değil mi? Yani hepsi şeyden böyle bakımdan geçmiş, kaliteli olmuşlar yani. Bravo. Arkadaşlar inanılmaz bir yer. Gerçekten geldiğimize değdi. 50 kilometre araba sürdük ama geldiğimize değdi. Fakat şöyle bir durum var. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya benim Lalişim, benim aşkım yine hiçbir şey beğenmedi. Sadece ya. Zeynep bana bir tane yüzük aldı. Aa. Çünkü bu yılın doğum günü. Aa, siz ne kadar tatlısınız be. Ama güzel, beğendim. Evet arkadaşlar, aslında videomuzu bitirecektik fakat şöyle bir şeye karar verdik. Dedik ki bu güzel pazarın yakınında bir yer varmış. İnanılmaz. Buradan Los Angeles'ın en iyi avokado tostunu yapıyorlarmış. Bakalım, biz de merak ediyoruz nasıl bir şey bizi bekliyor. Evet şimdi restorana geldik. Bir avokado tost söyleyeceğiz. Bir de Zeynep'in çok önerdiği pesto, chicken salad ve... Salad wrap, okay. Bir videonuzu çekmek istiyorum. Evet şimdi Zeynep'ciğim, anlattığın kadar var mı bakacağız. Gerçekten burası, var. Burası avokado tost. Şehrin en güzel avokado tostunun. Şehrin en güzel avokado tostçusu. Burası abartıların da, yeri yani. Burası da chicken pesto, bakalım. Main Switch'teyiz. Skate Park'ın olduğu yere geldik. Fakat skateçiler herhalde dün akşam geç yatmışlar. Hepsi uyuyor. Hiçbiri burada yok. Birazcık yürüyüş yapacağız. Biraz ufak bir antrenman yapacağız. Sonrasında geri döndüğümüzde söyledim onlara. Siz dedim burada görmek istiyorum. Şaşkınlık içinde sokakları geziyoruz. Yani gerçekten. Ben hiç böyle bir şey görmedim ve böyle bir şey tahmin etmiyorum. İnsan bir de Lale yani 3 sene Amerika'da okuduğu Amerika'da halde. Ama Amerika'nın köyünde okudum yani. Hiç böyle Amerika'yı görmedim. New York'a gittim 5-6 günlüğüne o zaman 3 yıl önce. Ama yani burayı hiç böyle beklemiyordum. Ya ilk 2 gün Lale'nin bildiğiniz anksiyetesi tuttu ya. Anksiyetem yok benim. Ya olmayan anksiyetesi tuttu ya. Olduğu yerde duramıyor. Evin kapısını kapattın mı falan diyor. Tedirgin oldu yani. Evet çok tedirgin oldum. Şehir çok büyük, her yer birbirine uzak. Yani bilmiyorum, böyle çok gerilmiştim. Ama şu an iyiyim yani, şu an daha iyiyim. Şu anda Venice Beach'teyiz, geziyoruz. Kahvelerimizi aldık. Lale'nin gözleri Zara dükkanı arıyor ama Zara dükkanı bulamıyoruz. Yemin ettim, her ülkedeki ya da her gördüğüm Zara'ya gireceğim. Ya her ülke değil ya. Aynı şehirde 3 farklı Zara'ya girilmez. Evet arkadaşlar, Venice Beach'in en hareketli yerlerinden biri skate park alanına geldik. İnanılmaz bir alan. Skate'ini alan kardeşlerimin hepsi çıkmışlar. Bir yerlerden kaymaya, bir yerlerden aşağı inmeye. Küçük olanlar da var yani. Değil mi? Evet, bebekler. İster miydin? İster miydin o küçük yaşlardayken skateboardçu olmak? İsterdim. Ya benim aşkım skateboardçu bile olur be istesin. Şimdi biraz size onları göstereceğiz. Bugün Lale beni çok tatlı bir restorana yemeğe çıkardı. Şimdi yemeğimizi yemeye geldik. Yemekleri bekliyoruz ama hem yemekler çok güzel, keyifli görünüyor hem de inanılmaz açız. Resmen sabah kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedik çünkü. Bugün bütün gün uyudum. Bütün gün. Bütün gün uyumamızın sebebini sorar mısınız Lale Hanım'a? Çünkü kavga ettik. Yani kavganın sebebini de sorar mısınız? Berkan, açıklayamam bunu burada. Bunu burada açıklayamam. Evet, kavga ettik. Her insan gibi bizim de aramızda dönem dönem minik kızışmalar oluyor. Bir kere bile sen haklısın demediği için kavgamız uzadı. Çünkü ben haklıydım aslında. Hayat zor. Hayat bir koç burcuyla beraberseniz çok zor kardeşlerim. Neyse, her şeye rağmen beni çok güzel bir yere getirdiğin için sana teşekkür etmek isterim. Şuraya da bir göstereyim şöyle. Burası böyle tatlı bir yer. Böyle bir yer. El sallıyorlar. Böyle tatlı, böyle tatlı da misafirperver sahipleri var. Abla yok mu bir şeyler? Güzel müzik yok mu? Ve evet, açıkçası nasıl bir yolculuk olacağını tam olarak bilmiyoruz ama şu an yola koyuluyoruz. Hedefimiz San Diego. Güzel bir hafta sonu için San Diego yolculuğumuz başladı. Başlasın Lale Onuk.
ve otelimize gelmiş bulunuyoruz. Lale şu an önden gidiyor. Çünkü keyfimiz çok yerinde. San Diego şimdiden bizi içine aldı yani. İnanılmaz tatlı görünüyor. Etrafta insanlar vesaire. Bir de kısmetimize şöyle bir şey var. Şunu da hemen göstermek isterim. Kaldığımız otel burası. Buraya geldiğimiz, görüşeceğimiz arkadaşlarımızın da oteli şurası. The Beach Cottage. O yüzden yani inanılmaz keyfimiz yerine geldi diyebilirim. Evet, tatlı minik bir odamız var. San Diego'daki oteller çok pahalıydı. Bize en uygun olan yeri bulduk. Zaten çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Minik bir yatak ve dışarısı da böyle. Şu palmiyelerin arkası da direkt deniz. Sahilin dibinde olması bizim için çok daha keyifli. Şu an Lale uyuyor ve ben denize sörf yapmaya geldim. Yaklaşık bir saattir sörf yapıyorum ama sörf yapıyorum demeye bin şahit isteyebilir. Yani 6-7 kere tahtanın üstüne çıkabildim. Bir tanesinde böyle dik durup direkt gelebildim. Ama ikinci sörf deneyim önünde ve gerçekten inanılmaz keyifliydi, inanılmaz. Lezzetli bir yerde yaptım yani, antrenmanı yaptığın yerin lezzeti her zaman değişir ya. Burası harbiden tam o tatlı bir yerde. Şimdi de çıkacağız çünkü 11'de kahvaltımız var. Kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra bakalım ben Lale'yi bir daha kandırabilecek miyim sörf yapayım diye. Duruma göre bakacağız. Sevgiler. Ya bunu çekmek zorundayım çünkü sörf sonrası kahvaltıya geldik ve Lale şu an masadaki Amerikalı arkadaşlarımıza Survivor'da benim Coca-Cola partisinde nasıl dans ettiğimi anlatıyor. Yemin ederim bak. Bak yemin ederim bak, şu an bunu çekmek zorundayım. Amerika vlogunun en önemli konusu olabilir yani bak. Lale ne anlatıyorsun? Lale dans ettiğini ya, yemin ederim ya. Evet, şu an kahvaltı üstüne nereye mi geldik? Hayvanat bahçesi. Şaka değil, şaka değil dedik ve geldik San Diego Zoo. Hayatımda ilk defa bir hayvanat bahçesine geldim. Yani daha önce böyle bir iki hayvanın olduğu bahçelere girmişliğim var ama ilk defa San Diego Zoo bana nasıl bir hayvanat bahçesi olduğunu gösterecek. Yani daha doğrusu hayvanat bahçesinin nasıl bir yer olduğunu gösterecek. Şu an sabırsızız, bakalım. Böyle bir harita planı var. Büyük yılanların olduğu yere geldik. Nasıl bir yılan var ben şu an merak ediyorum. Nerede? Yılan bence saklanıyor. Şu an burada ve saklanıyor olabilir mi sence? Bakın uyuyor. Hala? Ha bakayım. Hayır o. Şişeceğim. Nasıl tatlı bir uykuda yalnız. İnanılmaz. Ben orası bildiğim. Ya şu an muhteşem bir durum. İki tane amcaoğlu omuz omuza vermişler. Los Angeles'ı fethetmenin yollarını düşünüyorlar. Bak, bak ikisine de ayrı ayrı yaklaşacağım lütfen anlayın. Bak bu gözü kara olan. Tek kurşunla böyle karşısındaki bütün orduyu yıkabilecek tipte. Karşısının arkadakine bakalım. Evet, arkadaki de ailenin böyle hanımefendisi. Aa, hadi be. Buradan bütün Beşiktaşlı kardeşlerime selam olsun. Ya şu an buraya geldiğimizden beri en iyisini size gösteriyorum. Böyle bir şey yok. Tam yarısını bile gezmedik ama şu ana kadar ki... Şu anda akvaryumdayız. Akvaryumda gerçekten bir dünya balık var. Ama öyle çok büyük, çok büyük balıklar yok sanırım yani. Burada belki başka farklı bir ev onadır ama burada böyle bir tık daha ufak balıklar. Ya bu ne tatlılık lan? Bu ne tatlılık olur mu siz? Sen bize... Aa bu da... Ya siz bize öpücük mü atıyorsunuz? At bakayım. Yemin ederim siyah nokta çıkarıyor Berkan bu. Sen siyah anlat, ne yapıyorlar yiyor şu an? Aşkım bak bakıyor. Bu taş boyu kalan kuaför. Bakıyor çenede kalmış mı, yanakta kalmış mı? Siyah noktaları çıkarıyor. Bak bak bak, yiyor sonra o siyah noktaları. Allah'ını seversen. Ve flamingoların olduğu yere geldik. Ne tatlılarmış ha. Renkleri de bir farklı geldi bana sanki. Değil mi Nale? Evet. Bu arada şöyle göstermek istiyorum. 2-3 günlük flamingo böyle oluyormuş. Burası bir haftalık. İnce ince büyümeye başladı. Burası 10-14 gün arası. Burası 2-3 haftalık. Burası 3-4 haftalık. Ve en sonunda da 4 aylık flamingolar bu boyda da geliyormuş. Evet, günün gerçekten en keyifli, en eğlenceli yerlerinden birine geldik çünkü şu an filleri göreceğiz. Ulan bu ne tatlılık be. Çok yaşlısın ya. İnanılmaz yaşlı bir fil ya. İnanamazsınız şu an. Daha önce hayatımda hiç fil görmedim haliyle. Hayatımda ilk gördüğüm fil, fakat çok yaşlanmış.
Ya bu fil inanılmaz tatlıymış ya. Bak 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 bak. Filler burada yaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz yerler fillerin buradaki evleri. Şu an hayvanat bahçesinin sonuna geldik sayılır. Ya inanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü daha önce hayatımda hiç hayvanat bahçesine gitmedim. Bu kadar hayvanı da hiçbir arada görmedim. Yani 5 ay boyunca adada yaşadık ama baktığım zaman yani adada olan hayvanlar belliydi. Çok göremiyorduk, yakınlaşamıyorduk vesaire ama çok güzel oldu ya. Ben inanılmaz sevdim ve herkese tavsiye ederim. San Diego Zoo'yu muhteşem bir deneyimdi. Ve daha muhteşem bir güne uyandık. Çünkü bugün Lale'yi artık sonunda Hollywood sign'a, Hollywood News yazısının olduğu tepeye yürütmeye karar aldım. Ve bir şekilde ikna ettim. Lale de her zamankinden daha mutlu, her zamankinden daha neşeli, her zamankinden daha zımba bir sabah uyandı. Aşkım benim, uçuyorsun be. Gidiyoruz arkadaşlar. Hollywood yazısını görmeden inmek yok. Yolculuğumuz müthiş gaz başladı arkadaşlar. Lale yola çıktığımızdan beri of keşke üstümüze biraz ağırlık alsaydık. Keşke ağırlıkla yürüyüş yapsaydık falan diyor. Al dedim sırt çantama. Baktı sırt çantama. Dedi bu çanta bana hafif kalır. Yaklaşık bir 4,5 dakika falan oldu. 8 kere nasıl çıkacağız? 6 kere çişim geldi. 4 kere de bizim burada ne işimiz var dedi. Seviyorsun ha atraksiyonlu yaşamayı. Hollywood sign, dead end. Hollywood sign'a yürürken böyle bir şey gördük. Resmen bildiğiniz çizim yapmışlar. Eski zamandaki çizimler gibi düşün ya. Ay taşları oymuşlar. Aa Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Kilo almış olabilirim biraz koltuk altı. Ya seni işte. Yerim ben, seni yerim hadi yürü. Hadi yürü daha yolumuz var. Nasıl güzel bir yolculuk be. Lalişim salına da salına da yürüyorsun be. Aşkım ben bir sporcuyum. Valla hayatımı böylesine sporcu biriyle birleştirme kararı aldığım günden beri hayatım çok daha rahat, çok daha keyifli. Aşkım daha o kararı almadım. Eline mi çizdin? Yani almış sayılırım ama şu an. almış kadar oldum. Tribünlerde son 16 dakika sesleri. Haydi Lale, haydi Lale şampiyonluğa gidiyorsun. Hadi aşkım benim helal olsun lan sana. Bak buradan oraya, oradan aşağıya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ve en sonunda Hollywood. Hollywood sign. Bak şurada kaldı. Gittikçe uzaklaşıyoruz sanki Hollywood sign'dan. Evet ya bu ne ya? Arkadaşlar bize dediler ki Los Angeles'a gelen her Türk elinde sonunda Hollywood sign'a çıkar dediler. Biz de yani ilk defa geldik dedik ki en azından üstüne bir çizgi atalım. Fakat gel gelelim olmadı ya bu. Arkadaşlar o kadar güzel esiyor ki, o kadar tatlı amcam esiyor ki. Buraya, ya benim amcam be. Congratulations. Every day sports, every night. Amca diyor ki ne diyorsun oğlum sen gece mece oğlum gece sporunu niye karıştırıyorsun şimdi buraya? Bir taşımız. Hadi aşkım hadi. Harbiden az kaldı. O an şurası geldik. Aşkım YouTuber olduğumuz belli mi? Bak bakayım bana bir YouTuber görüntüsü var mı? Çok göster var. Bakayım. Hey merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımda gerçekten inanılmaz yemekler denediğimiz bir masada o masanın geçmişini anlatacağız. Masanın geçmişinde bugün, geri düşeceksin. Masanın geçmişinde bugün gerçekten Osmanlı tarihine dayanan eski cezvelerden oluşan. Of. Eski... Berkan bir şeyleri uzatmayı çok seviyorsun aşkım. Beni niye getirdi buraya? 10 kilo aldım zaten nefes alamıyorum. Berkan ben devam edemeyeceğim beni bırak git. Şu an böyle bir yere geldik. Devam ediyor. Ama burada bir yazılar var. Yazıları çevirmen Lale Onuk'tan çevirmesini rica edeceğiz. Dünya çapındaki donörler yani yardımsever mi oluyor? Evet donör. Onlar tarafından Griffith Park'a eklenmiş. Griffith yani Park'ın anladım. Griffith Park'la bağlantı ama donörler tarafından. Yani onların yardımıyla desteğiyle eklenmiş. Evet gerçekten yolumuz bitti. Hollywood sign artık altımızda bir yerlerde. Anlamadığım şey herhalde bir tık daha yukarı çıkıp görmemiz gerekiyor. Çünkü burası biraz daha Kuruçeşme'de belki bilenler bilir. Böyle bir enerji santrali var. Aşağısı manzara. Yani ne farkı var şimdi Hollywood sign'la Kuruçeşme sign'ın? Bir şey diyeceğim bu tarafta da mı var Hollywood? Aşkım benim be. Signer'ım. Highkicker'ım. Evet. Evet geldik. Finally. Geldik arkadaşlar. Sonunda vardık yolculuğa. Bence bu arada hani bize 1,5 saat söylemişlerdi. Yani
söylendiği gibi 1,5 saat olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Nerede araba? Arabayı şu an size göstermemiz lazım. Bak görüyor musunuz tam beyaz ortada. Beyaz da mavinin arasında kırmızı. Şimdi bir de oraya inişi var. Kaçma benden. Sevgili küçük YouTuber. Değdi mi? Hadi birazcık. Yani ben açık bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar. Silivri'yi bilenler beni çok iyi anlayacaklar. Silivri'ye giderken sol tarafta Tepekent var. Yani Tepekent'ten ne farkı? Abartma Berkan. Ne alaka Tepekent'le? Yok yok arkadaşlar. Şaka bir yana gerçekten çok güzeller. Bizim için çok farklı bir yolculuktu çünkü zor bir şeyi başarmış olduk Lale ile beraber. Sabah erken saatte kalkıp. Yani özellikle benim yaptığım çok zor çünkü hem Lale'ye katlanıyorum hem de yolun izniki de katlanıyorum. Katlanıyorum ne demek ya? Ya benim aşkım. Aşkım. Yani katlanmak negatif bir anlamı var biliyorsun değil mi? Benim aşkımın dünya tatlısı konuşmalarına göğüs germek dünyanın en tatlı şeylerinden bir tanesi gerçekten. Şimdi kapatıyorum çünkü onu tokat manyağı yapacağım. Bazı deneyim yaşadık. Çok keyif aldık. Lale de çok sevdi. Her ne kadar aslında böyle birazcık didinse de yoruldum olmuyor dese de her seferinde yapmayı başarıyor. Bu sefer de benimle beraber yapmayı başardı. Ve Hollywood Sign'a çıktık. Hollywood Sign. Evet Los Angeles yolculuğumuz sonlanmış oldu. Artık evet. Çok heyecanlıyız çünkü yeni yolculuğumuz New York'a gidiyoruz. Bu arada gidiyoruz da tek gözüm bayağı kızarmış. Nedenini anlamadım. Herhalde uyumadık diye. 2 saat falan uyku uyuduk. Sabah burada şu an 6.30 ve şu an uçağa biniyoruz. Hello. Yeah, thank you.